Teknik TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Alos Online'la alakalı bir video çekelim dedik. Oyuna bu kadar yenilik gelmişken bunları sizlere duyuralım, detaylarını anlatalım. Kimse sıkıntı çekmesin, herkes keyif alarak oyununu oynasın diye bu videoyu hazırlama kararı aldım. Bu videoda neye değineceğiz arkadaşlar? Önce kısaca onlardan bahsedelim. Yeni gelmiş olan kehribar sektörünün itemleri nasıl elde edebiliriz? Ejder itemlerini nasıl elde edebiliriz? Aldriad görevleri şu anda ne vermekte? Çoğaltıcıları ve lanetli itemleri temizleme tomarlarını nasıl kullanabiliriz? Kısaca bunlara değineceğim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki kehribar sektörü geldiğinde ne oldu? İtemlerimiz turuncu olmaya başladı. Yani mor itemler Aldriad'a düştü. Bu da demek oluyor ki şöyle gördüğünüz turuncu itemleri çıkartmaya başlıyoruz. Geri kalan morları da Aldriad'dan tedarik edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi turuncu itemlerde biliyorsunuz ki omuzluk, eldiven, kemer, silahlarımız, kolluk ve gerdanlık. Bunlar astral adalardan, anahtarla açılan kutulardan düşüyor veya eterle alabiliyorsunuz. Diğer itemler ise sizin şu parçaları toplayarak, bakayım şu anda var mı? Evet, şu efsunluk parçaları toplayıp bunları çekiçlerle kırdıktan sonra elde ettiğiniz ekipmanla yapabildiğiniz ürünler, yapabildiğiniz itemler. Şu anda ne kadar istiyor, ne kadar şey yapıyor, kısaca onları yerlerine giderek konuyla ilgili detaylandıralım. Şimdi öncelikle Astral Akademi'ye gidiyoruz arkadaşlar. Astral Akademi'de ben genelde oradaki örsü kullanıyorum. Dünya gözündeki örs alt kata in çık falan zor oluyor. Derken dünya gözüne gelmek de ayrı bir öküzlük gerçekten. Burada ve hemen buradan amalgam ihtiyacım oluyor. Bazen ara bulucudan change yapıyorum. Onun için burası gayet iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi üstten tüm yaptığımız zaman burada mor itemler mevcut. Artık mor itemleri basmıyoruz. Ne yapıyoruz? Turuncu itemleri basacağız. Bunun için de efsunlu güçlendirme tomoru basmamız gerekiyor. Bunun için bizden 250 adet amalgam, 5000 adet ekipman parçası, 120K'da gold istiyor. Bunların üçünü bu arkadaşa verdikten sonra bize bu tomarı veriyor. Bu tomarı da herhangi bir mor iteminizin üzerine bastığınız zaman o item mor oluyor ve yüzdesi düşük oluyor. Daha sonrasından dönüştürme kısmında o iteme şuradan dönüştürüyorsunuz. Yani daha doğrusu yüzde şuradaki itemlerin alt kısmında yazan saldırı etkinliği ve savunma etkinliği yüzdesini arttırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da neyle basıyorsunuz? Yine amalgam, gold ve şu büyülü maddeyi çekişe kırdıktan sonra içinden çıkan ışıltılı tozlarla yapıyorsunuz arkadaşlar bunu. Bunlar oyunda gelişmeniz açısından önemli olan bir durum. İtemleri bu şekilde yapıyorsunuz. Kısaca özeti bu. İtemlerin bir de %100'e geldikten sonraki evresi var. %100'ü geldi diyelim. %3, %6, %9, %12, %15. Bunları nasıl yapacaksınız? Öncelikle turuncuya yüzde basabilmek için şu anda ya iki seçeneğiniz var. Ya kahraman pusulasıyla astral'a gideceksiniz. Oradaki kutulardan yüzde düşüreceksiniz. Hani yüzde itemi düşüreceksiniz. Yüzde ekipman parçası diye yanlış hatırlamıyorsam ismi. Ya onu düşüreceksiniz. Ya da en azından %6'ya kadar direniş amblemlerini toplayarak buradan normal yok ekipman ve yükseltmelere giriyorsunuz. Buradan şu kutuları açarak içerisinden çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Kahraman muskasını buradan elde edebilirsiniz. Şimdi %6 için 400 direniş amblemi istiyor. İşte %3 için de 200 direniş amblemi istiyor. Ama bunları sakın morlarda harcamayın çünkü Aldriad'dan daha rahat alabilirsiniz. Turuncuları buradan ya da kahraman pusulası üzerinizde basılıyken gittiğiniz astral adalardan Hirolik diyorlar onlara genelde. O adalardan düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında Aldriad'daki duruma kısaca bir değinelim. Aldriad'da biliyorsunuz ki günlük şurada 2, şurada 2, şurada 2 toplamda 6 görev var. Bu 6 görevin sonunda size verdiği madalyonları birleştirip de teslim eden bir tane 7. görev var. Bunlar günlüktür. Geri kalan her bir NPC'de sürekli tekrar eden tasfiye görevleri var. Bunları da yapıp farmlayabilirsiniz. Şimdi buradan ne alabilirsiniz arkadaşlar? Şu. Aldriad'da topladığınız hakimlerle kendi ekipmanlarınızı, morları dizebilirsiniz. Şimdi daha önceki
sektörde morları dizmişsinizdir. Eksiğiniz kalmıştır. Turunculara geçmeden morları önce tamamlayın. Yüzdelerini tamamlayın. Öyle turunculara geçin. Daha büyük artısını göreceksiniz. Çünkü son kademeye gelmiş turuncuları hemen elde edemeyeceksiniz. O yüzden turuncuya hani çıktığı zaman hemen ben bunu takayım diye acele etmeyin arkadaşlar. Buradan itemlerinizi tamamlayın. Tamamladığınız itemleri yine aynı NPC'den Epic ödüller kısmına girerek %3, %6 ve %9 muskaları alarak itemlerinizi şurada gördüğünüz gibi %9'lara kadar çıkartın arkadaşlar. Bunun faydasını çok göreceksiniz. Bilginiz olsun. Aldriyat'ta ki durumlar bu şekilde. Görevlerini ve yapılacak işlemleri farklı bir videoda zaten anlatacağım. Ama burada hani ne alırsınız, ne yapabilirsiniz onları gösteriyorum. Ayrıca biliyorsunuz ki arkadaşlar bir oyunda ejder itemleri var. Bu ejder itemleri nasıl elde edebiliyoruz? Arsenikle alabiliyoruz arkadaşlar. Arsenikle de alabilmek için burada bir NPC var. Bu NPC'ye gidiyorsunuz. Bu NPC'de yanlış hatırlamıyorsam her bir item için, ejder itemi için 50 arsenik vermeniz gerekiyordu diye hatırlıyorum. Bu şekilde 50 arsenik karşılığında alabilirsiniz. Bakayım bu muydu? Evet. Buraya geliyorsunuz. Diğer nesneleri satın al dediğinizde burada normal hani arsenikle alabileceğiniz diğer itemler mevcut. Fakat ejder şekline girdiğiniz zaman arsenikle alabileceğiniz diğer itemler mevcut arkadaşlar. Geneli 50, gömlek 75 istiyor. Zırh 75 istiyor. İşte takılar falan biraz daha fazla istiyor. Gibi gibi gidiyor. Burada sizin ihtiyacınız olan, sizin işinize yarar itemleri buradan tedarik edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da nereye takıyoruz karakterimizde? Burada ejder kılı dediğinizde şuralara geliyor. Bunlar sizin ekstra karakteristiklere artı özellik ve artı ekstra puan vermekte arkadaşlar. Yani baya da işinize yarar yani. Bunları kasmaya çalışın. Şimdi diyeceksiniz ki arseniği nereden kasarız? Arsenik arkadaşlar klanla kasılır. Yani bir klanda olacaksınız. Bu klan bir dominyon savaşına katılacak. Ve bu dominyon savaşından ödül alacaksınız. Örnek veriyorum. Bir grup oluşturuldu. 6 kişilik bir grup. 6 kişinin içinde siz de varsınız. Ve bir adaya gittik soyduk. Bu ada mesela şu Anka'nın adasını soyduğumuzu varsayalım. Anka burada ne kadar alıyor? 0.588 alıyor arseniği. Eğer biz burada bir üstünlük sağlayıp bu adayı aldığımız zaman bir haftanın sonunda 588 arsenik parçası alacağız. Bu da 5 tane arsenik elde eder. Yani bu şekilde kasıyorsunuz arseniği ve gördüğünüz gibi mesela askerleri günlük 4 tane mi haftalık 4 tane mi 4000 tane mi parça alıyor. 4000 tane de 40 tane arsenik yapar. Yani adamlar neredeyse haftada bir tane ejder itemi alabilecek durumdalar. O yüzden klanın önemi bu oyunda bu şekilde öne çıkıyor arkadaşlar. Hani bunları değerlendirebilmeniz, bunları yapabilmeniz için bir klanda var olmanız ve o klan için gerekli işlemleri yapabiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden klanlar önemli. Yani karakteriniz bir noktaya kadar gelir, bir yerden sonra gelişemez. O bir yerden sonra da götürebilmek için bir klana ihtiyacınız var. Bu klanları da hani İster bizim klana gelin, ister farklı klana gidin. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendi lehinizde. İtemler kısmında, kehribar kısmında söyleyeceklerim aslında bu kadar arkadaşlar. Daha fazla detayla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü yok. Ama gel gör ki şöyle hani ihtiyacınız olan bir şey varsa veya aklınıza takılan bir şey varsa videoların altında soru olarak yazın. Tüm videoları, tüm yorumları kontrol ediyorum arkadaşlar. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Hani tatmin olmadığınız cevapları da şu anda yukarıda yazacak olan Discord adresine girip şurada belirir birazdan. Discord adresine girip Discord'dan da sesli bir şekilde müsaitsek eğer bize sorabilir. Bu konuyla ilgili geri bildirim alabilirsiniz arkadaşlar. Klana gelmek için de oyunda bana ya da kaba sakala mesaj atabilirsiniz. Ya da DC'mize girip oradan bize yazabilirsiniz. Gerekli işlemleri yapıp ilgileneceğiz. Merak etmeyin hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Yani konu bu. Bir de kısaca şeye değinmek istiyorum. Şimdi bana çok fazla oyunun başındaki görevlerle alakalı sorular gelmiş bazı videoların altında. Buna şöyle bir açıklık getireyim. Arkadaşlar o da şurada yukarıda hemen çıkacaktır şimdi. Bizim ya daha doğrusu benim 0'dan 85 level'a kadar
bütün görevleri yaptığım bir video serisi var. Yaklaşık 30-35 tane video var içerisinde ve hepsinde tek tek gösterdim, anlattım ve uyguladım. O videoları izleyip de görevlerinizi ona göre yaparsanız hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir sorunla da karşılaşmayacaksınız. O yüzden onları sormak yerine daha yapıcı sorular, daha gereksinimi olan sorular veya insanlara yardımcı olabilecek sorular sorabilirsiniz eğer ya da sorarsanız. Sizin açınızdan da benim açımdan da iyi olacaktır arkadaşlar. Konuyu bitirmeden önce kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, beğenip paylaşmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.